Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cennet. Bugün dışarıdaki yağan yağmuru izlerken içtiğimiz çayın yanında keyifle tüketebileceğimiz ve her sosla hazırlayabileceğimiz bir cheesecake tarifiyle paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar hiç cheesecake yapmadım, ben yapamam diyenler bile çok kolayca hazırlayabileceği ve her zaman garanti olan ölçülerde olacak cheesecake. Ben frambuazlı sosla hazırlamak istiyorum. Bunun için sosuna 400 gram kadar frambuaz kullanacağım arkadaşlar. Benim dondurucuda vardı, onları kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar tepeleme nişastam var. Yarım su bardağı kadar, yani şöyle diyeyim, 70 gram kadar toz şekerim var. Yarım su bardağı su kullanacağım. Toz şekeri daha fazla kullanabilirsiniz. Yani ben biraz frambuazın o ekşimsi tadının gitmesini istemiyorum. Onun için yarım su bardağı kullanıyorum. Taban için arkadaşlar finger bisküvisinin yaklaşık 200-220 gram kadarını kullanacağım. Onları robotta böyle ufaladım. Sonra 60 gram kadar da eritilmiş tereyağım var. Kreması için de 600 gram kadar labne peyniri, 400 gram kadar kremam var. 1 su bardağı, yani tam ölçü vermek gerekirse 200 gram toz şekerim var. 3 yemek kaşığı tepeleme nişasta kullanacağım. 1 paket vanilin kullanacağım. Eğer daha fazla tadının gelmesini istiyorsanız 2 paket kullanabilirsiniz. 3 adet yumurta kullanacağım. Büyük boy olacak yumurtalar arkadaşlar. Bir de orta boy limonun yarısının suyunu sıktım, hazırladım. Evet, şimdi malzemeleri hazırladıktan sonra işim kolaylaşsın diye şöyle kelepçeli bir kaba altına şöyle kağıt sıkıştırdım arkadaşlar. Daha sonra kenarlarına tereyağı sürdükten sonra yağlı kağıt yapışsın diye bolca tereyağı sürdüm ve güzelce böyle yapıştırdım. Bunu bir tarafa şöyle bırakalım. Şöyle çalışma alanı açıyorum kendime. Ve tereyağımızı şöyle spatula yardımıyla hepsi gitsin diye ufaladığım finger bisküvisinin üzerine aktarıyorum. Bunu siz kolayca görebilmeniz için böyle yaptım. Normalde mutfak robotunda kolayca bu işlemi yapabilirsiniz. Bakın ben kolayca yapmıyorum, dökülüyor. Ya da biraz geniş kapta yapmak gerekiyor bunu. Evet, mümkün olduğunca iyice karıştırdıktan sonra şöyle kabıma aktarıyorum. Kelepçeli kaba. Ve isterseniz spatulayla, isterseniz kaşıkla ya da en kolay olacak şekilde su bardağıyla bastırarak şöyle her tarafına yayalım. Şöyle birazcık da bardakla yapayım o işlemi.
Evet. Bu işlemimiz bittikten sonra ikinci işleme geçiyoruz. Evet, alt tabanını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi sırasıyla kremasını hazırlayacağız. Bunun için 600 gram kadar labne vardı. Gram kadar krem var. Bunları videonun altına tam ölçü olarak da yazacağım arkadaşlar. 3 adet yumurtam var. Yarım limon suyu. Gram, yani bir su bardağı kadar toz şekerim var. Şöyle dibinde kalmasın. Bir paket vanilin var. Onu kullanıyorum. 3 yemek kaşığı da tepeleme. Nişasta kullanacağım arkadaşlar. Daha önce ölçmüştüm. Evet, şimdi güzelce el blender ile şöyle karıştırıyorum. Şimdi daha önceden hazırladığımız tabanın üzerine dökeceğiz. Eğer sıcak günlerde hazırlıyorsanız cheesecake'i, yani yazın hazırlıyorsanız arkadaşlar, böyle hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar alt tabanını dolapta bekletmenizde fayda var. Ama şu anda kış ve serin olduğu için buna gerek yok diye düşündüm. Şimdi hazırladığım cheesecake harcını şöyle güzelce kelepçeli kalıbıma aktarıyorum. Şöyle boşluk kalmaması için birazcık böyle masaya vurdum. Daha önce ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra fırınımızı 160 dereceye indiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra 50 dakika kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar, cheesecake'im pişti. Gördüğünüz gibi üstü hiç çatlamadı. Şu anda fırından çıkardım. Soğumaya bırakacağım. Şimdi de üstündeki frambuazlı sosu yapmaya geçeceğiz. Evet, sos yapmaya geldik arkadaşlar. Hay gazın başına. Şöyle frambuazlarım vardı. Burada yaklaşık 400 gram kadar frambuaz var. Ben böyle kalın bir katman olmasını istiyorum. Ondan dolayı böyle kullandım. Ama 2 su bardağı da kullanabilirsiniz. Evet, şekeri sepeliyorum. Bir de nişastamız vardı. Şöyle ondan. Böyle ısınırken biz de iyice karıştırıp nişastanın açılmasını sağlayalım.
Arkadaşlar bunu iyice pişireceğim böyle. Az kabarmaya başlayınca, hani köpük köpük olmaya başlayınca ateşten alıp süzgeçten geçireceğim. Süzgeci de göstereyim. Şöyle bir süzgeçten geçireceğim arkadaşlar. Hani içinde çekirdek dokusunun olmasını istemiyorum ama siz çekirdek ağzınıza geldiği zaman rahatsız olmuyorsanız süzgeçten geçirmeyebilirsiniz. Daha sonra fırından çıkarıp soğumaya bıraktığım cheesecake'imin üzerine gezdireceğim ve buzdolabına bırakacağım. Bir gün orada bekleyecek. Frambuazlı sos azıcık böyle kaynamaya başlayınca arkadaşlar, dediğim gibi süzgeçten güzelce geçirdim ve cheesecake'imin üzerine gezdirdim. İnanılmaz renge sahip bu sos. Mutlaka sizin de frambuazlı sosu hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben bunu buzdolabına göndereceğim arkadaşlar ve yarın keserek göstereceğim. O dilimi de görmenizi istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ertesi gününe geldik ve üzerine bolca döktüğümüz Börtlen sosla hazırladığımız cheesecake'imiz hazır. Yanında güzelce kahve ya da çay hazırlayarak böyle lezzetli bir cheesecake'i ailece tüketebilirsiniz. Umarım siz de tarifi beğenmişsinizdir. Bu tarif için ve önümüzdeki yayınlanacak güzel tarifler için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize zaman ayırmayı ve kendinizi sevmeyi ihmal etmeyin. Bana ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.